Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz ve Valorant'ın nasıl oynanacağına dair kısa bilgiler vererek sizi Valorant hakkında daha çok bilgi sahibi etmeye çalışacağım. O zaman şimdi hemen kanalıma abone olup videoya like attıysanız hemen videomuza geçelim. Değerli zamanınızı hiç almak istemiyorum. Hemen videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi Valorant nasıl oynanır onun hakkında kısa bilgiler vererek sizi aydınlatmaya çalışacağım. İlk olarak şunu söylemem gerekecek. Valorant 5 kişi şeklinde oynanan bir FPS takım oyunudur. Valorant'ta amacınız eğer saldıransanız Spike'ı kurarak karşı takımın Spike'ı çözmesini önlemek ve Spike'ı 30 saniye sonrasında kurduktan patlatarak oyunu kazanmaktır. Ama eğer Valorant'ta savunan takımındaysanız karşı takımın kurduğu Spike'ı çözmeye çalışarak turu kazanmaya çalışırsınız. Spike 7 saniye içerisinde çözülmelidir. Ay pardon, Spike'ın çözülmesi 7 saniye sürer. Yanlış söyledim. Spike'ın patlaması ise 30 saniye sürer. Genel olarak Valorant'ta amacınız Spike'la ilgilidir. Ama tabii ki şöyle de bir şey var. Siz savunan kısımdaysanız ve karşı taraf takımdaki herkesi öldürdüyseniz bu sefer yine oyunu kazanırsınız. Çünkü karşı takımda Spike'ı kurabilecek artık oyuncu kalmamıştır. Ve siz direkt takımınıza galibiyet getirirsiniz. Valorant hakkında başka bilgiler verelim. Valorant'ta eğer sadece siz karşı takımdaki 5 oyuncuyu öldürürseniz bela atmış olursunuz. Bela sadece sizin tüm karşı takımdaki tüm kişileri öldürmenizin kısaltılmış halidir. Yani karşı takımdaki herkesi öldürürseniz bela atmış olursunuz. Neyse hemen devam edelim. Valorant'ta öldükten sonra takım arkadaşlarınızı izlemeye başlarsınız. İstediğiniz takım arkadaşınızı mouse'a sağ tık veya sol tık yaparak izleyebilirsiniz. Valorant genel olarak eğlenceli bir oyundur. Valorant'ta yaklaşık kaç saymadım ama hepsini söyleyeceğim şimdi. Derecesiz, rekabete dayalı, ölüm kalım savaşı, takımlı ölüm kalım savaşı, spike'a hücum, tam gaz olarak 6 tane oyun modu bulunmaktadır. Bunlardan istediğinize girebilirsiniz. Bunlar hakkında da bilgiler verelim. Eğer ölüm kalım savaşı girerseniz, ölüm kalım savaşında Spike ve benzeri saldıran veya savunan takım yoktur. Siz ve sizin önünüzdeki 100 kişiye karşılık savaşmaya çalışırsınız. Siz sizin önünüzdeki 100 kişiyi en fazla öldüren olursanız oyunu kazanırsınız. Yani şöyle izah edeyim. Sizin karşınızda 100 kişi var ya. İşte mesela siz 50 kişi öldürdünüz. Başka bir sizden sonra en fazla öldüren 35 kişi öldürdü. En fazla siz öldürdüğünüz için otomatik olarak siz kazanıyorsunuz bu oyunu. Sadece bu oyunun tek bir kazananı oluyor. Ve oyun bitiyor. Bu oyun pek fazla şey vermiyor. Point vermiyor ama oynanabilecek, sıkılınca girilebilecek bir oyun türü. Spike'a hücuma girelim. Spike'a hücumda Spike var. Evet ama şöyle. Normal derecesiz maçında sadece takımınızdan bir kişi Spike alabiliyor. Ama Spike'a hücum maçında eğer saldıran taraf yani Spike'ı kuran taraftaysanız herkes sizin takımınızda olan herkese Spike bulunuyor ve isteyen kişi A, B, C noktasına Spike'ı kurabiliyor. Bazı haritalarda A ve B, bazı haritalarda A ve B, C olmak üzere ikiye ayrılıyor haritalarda. Bunu da bir özetini geçelim. Neyse Spike'a hücuma devam edelim. Spike'a hücumda şöyle yetenekler var. Mesela Valorant'ta yine buna da değineyim Spike'a hücumdayken ulti küreleri bulunmakta. Nedir bu ulti küreleri? Sizin ultiniz herhangi bir karakter seçeceğiniz. Mesela Reyna adlı bir karakter var. Onun ultisi 6 tane yük ister. İlk başta mesela 3 kişi öldürdünüz, 3 tane ulti küreniz doldu. Veya bir kere öldünüz, bir kere ulti küreniz dolmuş bulunmakta. Onun dışında ulti küreleri ile de ultinizi doldurabilirsiniz. Bir maçta 3 tane ulti küresi bulunabiliyor maksimum. O ulti kürelerinin hepsini alırsanız yani üçünü de alırsanız yolda bir tanesi bir ulti puanına tekabül ediyor. Yani bu ulti puanlarını alabiliyorsunuz. Neyse Spike'a hücumda bu ulti puanları sizde gerçekte olmayan bir yeteneği ortaya çıkarıyor. Peki nedir bunlar? Mesela siz bir ulti küresini aldınız. Sersemletici bir etkisi var bu ulti küresinin. Bu ulti küresini aldıktan sonra karşı takımdaki herkesin yani oynarken gözleri kararmaya başlıyor. Oyuncular önlerini göremiyorlar oyundayken. Yani oyun sırasında gerçekte olan bir şey değil. Gözleri kararıyor, vuramıyorlar. İşte silahtaki mermiler sağa sola falan gidiyor. Böyle. Çok daha fazla şey var ama video kısa olduğu için onlara değinemiyorum maalesef. Şimdi başka ne anlatabilirim?
Valorant'ta birden daha çok fazla ajan bulunuyor. Ve en az 20 tane ajan bulunmakta. Valorant ajanlarının hepsinin kendine has özellikleri vardır. Mesela bilinen bir savaşçıyı söyleyeyim. Sage. Sage kendine can verebilir. Evet, yanlış duymadınız. Mesela silahla tek vuruşta ölmüyorsunuz ya Valorant'ta. Eğer seçseniz ve karşı takımdaki kişi size hasar verdiyse iyileşebiliyorsunuz. Ya da takım arkadaşınız hasar aldıysa takım arkadaşınızı da iyileştirebiliyorsunuz. Bu birinci yeteneği. İkinci yeteneği yavaşlatıcı küre. Nedir bu yavaşlatıcı küre? Bu küreyi kuşandıktan ve attıktan sonra karşı takımın olduğu yerden ilerlemesini zorlaştırıyorsunuz. Yani yavaşlatıyorsunuz kısaca. Eğer karşı takımın olduğu yere atarsanız. Bir tane daha yeteneği var. Her karakterin 3 yeteneği, ay 4 yeteneği vardır ulti ile birlikte. Bu yeteneklerin içinde bir iki tane daha vardır. Onları da anlatacağım şimdi. Bir yeteneği daha var. O da duvar. Evet. Sage buzdan bir duvar yaratıyor. Bu duvarı dikey veya yatay veya istediğiniz pozisyonda koyabiliyorsunuz. Ve duvarı koyduğunuz yer kapanıyor. Ve karşı takım kırana kadar, yani silahla falan kırabiliyorsunuz bu duvarı. Ya da kendi kendine eriyor bu duvarda buzdan olduğu için. Eriyene kadar beklemeniz gerekiyor. Onun dışında eğer duvarı kırmazsanız karşı takım kesinlikle oradan geçemiyor. Karşı takımın duvarı kırmak için çabalaması gerekiyor. Son olarak Son olarak. Sage'in de ultisinden bahsedelim. Sage'in ultisi X tuşuyla kullanılır, onu da bir söyleyeyim. Öbür yetenekleri C ve Q'dur. Bir de E'dir, can vermesi. Tüm ajanların genelde böyledir. Neyse, ultisinden bahsedeyim. Ultisi 8 yüklü veya 9 yüklüdür, tam hatırlamıyorum. Sizin takımınızda bir kişi öldüyse, mesela benim takım arkadaşım Omen'dı. O öldü, karşı takım tarafından öldürüldü. Ben eğer ultim doluysa onu tekrardan canlandırabiliyorum. 8 tane yük topladıktan sonra da ultim doluyor. Omen'ı tekrardan canlandırdığımda Omen 100, yani tam canlı bir şekilde doğuyor ve oyuna devam edebiliyor. Evet, Sage'in ultisi gayet güzel bir ulti. Ben beğeniyorum. Şimdi iki tane örnek vereyim. Yani Valorant'ta 20-24 tane ajan var, dediğim gibi hepsini örneklendiremeyeceğim maalesef. Bir tane daha örnek verelim. Reyna. Evet, Reyna benim main olduğum karakter. Yani main ne demek? Benim genelde hep seçtiğim karakter. Reyna'nın yeteneklerine geçelim. Reyna'nın ilk yeteneği C, kem göz. Kem göz ne demek? Şimdi siz C yeteneğini kuşandığınızda kuşanıp sonra düşmanın olduğu yere, olduğu tarafa doğru attığınızda eğer düşman o göze bakıyorsa kör olma etkisine sahip oluyor. Yani kem göz kör at, kördür kısaca. Hemen uzatmadan hemen geçiyorum, kusura bakmayın. Reyna'nın öbür yeteneği Q. Ay pardon, E, Azlet. Azlet nedir? Reyna karşı takımdan herhangi bir kişiyi öldürünce arkasında bir tane böyle bir ruh küresi bırakır, yuvarlak. 3 saniye boyunca bu ruh küresi gitmez. Bu ruh küresinden eğer canınız azaldıysa canınızı fulleyip artıdan bir de aşırı iyileştirme alabiliyorsunuz. Yani canınız mesela 1'e düştü ya. Ya tabii daha da az, ay daha az olamaz. Daha yükseğe de düşmüş olabilir. Mesela 100 iken 50 olmuş olabilir. Karşı takımda bir kişiyi öldürdükten sonra çıkan bu ruh küresinden can çekebiliyorsunuz. Bu çektiğiniz can canınızın fullüyor. Ve ayrıyetten aşırı can kazanıyorsunuz. Yani 50 de fazladan can veriyor size. Reyna'nın E yeteneği de, ay şu an anlattığım sömürdü. Şimdi Azet'i anlatıyorum. Azet de yine siz öldükten sonra, ay karşı takımdan birini öldürdükten sonra arkasında bıraktığı ruh küresinden eğer E'yi çekerseniz bir anda Reyna şeffaflaşıyor ve havada uçmaya başlıyor. Çok hafif uçuyor tabi. Hemen bir 1-2 saniyeliğine sürüyor ve o sırada düşman size sıksa da hasar almıyorsunuz. Evet, kısaca geçiyorum, tekrardan özür dilerim. Yani videonun süresi 10 dakika. Reyna'nın X'i, yani ulti yeteneği. Reyna'nın ulti yeteneği karşı takımdan herhangi bir kişiyi öldürdüğü anda ruh küresi harcamadan direkt kendine can çekiyor ve eğer isterseniz Reyna'yı görünmez yapabiliyor. Evet, yanlış duymadınız. Belirli bir süre için tabii, 1-2 saniyeyle görünmez olabiliyor Reyna. Şimdi otomatik olarak can çekiyor ya. Bu otomatik olarak can çekmesi gözükmüyor. Ve eğer Reyna oynayan kişi E tuşuna basarsa, yani Azet yeteneğini kullanırsa, bunda görünmez oluyor. Ve her öldürdüğünüz kişi başına ultinizin süresi tekrardan doluyor. Tabii ultilerin, Reyna'nın ultisinin bir süresi var. Mesela 20-25 saniye boyunca adam öldürmezseniz ultinizin süresi bitiyor ve normal halinize dönüşüyorsunuz.
Evet, görünmez de olabiliyor. Dediğim gibi. Valorant karakterleri hakkında bilgi verdik. Şimdi başka bir bilgiye geçeyim. Mesela Valorant'ta genelde oynanan maç türü rekabete dayalıdır. Rekabete dayalı nedir? Rekabete dayalı siz ve takım arkadaşlarınız derecesiz gibi aslında ama sadece Valorant'taki elonuzu etkiliyor. Elo ne demek? Valorant'taki elonuz rekabete dayalı oynadığınız maçı her kazandığında gelişir. İlk başta demir olarak başlarsınız. 3-4 maç kazandığınızda bronz olursunuz. Yine 3-4 maç kazandığınızda altın olursunuz. Böyle böyle gidiyor. Alt şeyleri sayayım. Evet. Demir. Eroları sayıyorum. Demir. Bronz. Altın. Platin. Ölümsüzlük. Ve radyant. Yanlış saymış olabilirim. Kusura bakmayın. Evet. Erolar bu şekilde. Siz her rekabete dayalı girdiğinizde ve her maç kazandığınızda elonuz gelişiyor. Ama eğer siz derecesiz girdiyseniz, adı üstünde derecesiz, hiçbir şekilde elonuz gelişmiyor veya herhangi bir şeyiniz eksilmiyor. Ama kazanırsanız size point veriyor. Onun dışında Valorant'ın satın alma şeyinden bahsedeyim. Valorant'ta bir sürü silah bulunuyor. Bunları inanın şu anda izah edecek süremiz yok. Fakat silah kaplamalarından bahsedebiliriz. Silah kaplamaları nelerdir? Mesela benim kullandığım bir silah kaplamasından örnek vereyim. Ben Yiğitlik Vandal'ı kullanıyorum şu anda hala aktif olarak ve çok da seviyorum. Ama bu silah kaplamasını alabilmeniz için oyuna para yatırmanız gerekiyor. Maalesef para yatırmadan silah kaplaması alamıyoruz. Ama çok yüksek bir bedel değil. Mesela ben 200 lira yatırdıktan sonra almıştım ama zam gelmiş olabilir, yanılıyor olabilirim. Silah kaplamaları her silahta var ve bir sürü var. O yüzden çok güzel bir çeşitlilik yaratmışlar. Silahların sıkıcı görünümünden sıkıldıysanız silah kaplaması alarak daha güzel bir görüntüye ve son öldürme şeyine sahip olabiliyorsunuz. Bazı silahlarda pahalı silahlarda oluyor genelde. Genellikle pahalı silahlarda oluyor ama bazı ucuz silahlarda da olabilir. Tam emin değilim bu konudan. Şöyle karşı takımda kalan son kişiyi siz öldürürseniz eğer silah skiniyle, skin deniyor bu silah kaplamalarına. Son bir bitiriş animasyonu olabiliyor. Mesela Yiğitlik Vandal'da yukarıdan bir kılıç gelip böyle onu yok ediyor falan gibi son bitiriş animasyonları da olabiliyor. Bunlara da çok değinemeyeceğim. Başka ne hakkında bilgi verelim? Tam gaz hakkında bilgi verelim. Tam gaz çok kısa. Direkt hemen söyleyip bitireceğim. Derecesizle aynı kurallar, aynı şeyler. Sadece derecesiz mesela 13'te biter. 13 turu da siz kazanırsanız veya 13 turu da karşı takım kazanırsa oyun bitiyor ve siz kaybediyorsunuz veya kazanıyorsunuz. Tam gazda bu sadece 5 tur. Evet, 5 turu ilk kazanan oyunu almış oluyor. Tam gazda derecesizle neredeyse aynı dediğim gibi. Spike'a hücumu anlattım, tam gazı anlattım. Takımlı ölüm kalım savaşını anlatayım. Takımlı ölüm kalım savaşında mesela bir silah alacaksınız. Bot belirliyor siyanınızı. Yani her tür silahlar falan değişiyor. Ona çok değinemeyeceğim maalesef çünkü süremiz yetmiyor. Ölüm kalım savaşının aynısı sadece takımlı ve yetenekler farklı. Başka ne hakkında bilgi verebilirim? Cross hakkında bilgi verebilirim. Cross nedir? Şu anda ekranda gördüğünüz savaşçının yani bu benim gameplay'im tabi. Mesela şu anda Amon'un gameplay'ini gösteriyor ben öldüğüm için. Bakın tam ekranın ortasında bir nokta gibi bir şey var. O Amon'a ait olan Cross'tur. Cross nedir? Nişan aldığınızda merminin gittiği yerdir. Mesela Cross'a nişan alıyorsunuz, mermi o tarafa doğru gidiyor. İlk başta siz başladığında oyun size otomatik olarak bir cross veriyor. Fakat çoğu kişi bu cross'u kullanmayı tercih etmiyor. Neden? Çünkü bu çok yani güzel olmayan bir cross. Tabii kişiden kişiye değişebilir. Böyle çok büyük falan oluyor. Mesela benim cross'um küçücük gördüğünüz üzere mavi. Neden? Çünkü daha küçük cross'larla düşmana daha iyi bir şekilde nişan alabildiğimiz için. Tabii bu seçenek yine kişiden kişiye değişebiliyor. Yani crossları istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Ya da başka bir kişinin, mesela benim crossumu beğendiniz ve öldünüz, beni izliyorsunuz. Tabii benim takımımdaysanız. Slash, o komutu bilmiyorum. Slash bir şey yazıyorsunuz ve benim crossum kopyalanıyor, size geliyor, isterseniz kullanabiliyorsunuz. Başka ne diyelim? Komutlardan bahsedelim. Eğer biri çete NT yazdıysa doğru okunuşu NT'dir. İlk olarak şunu söyleyeyim. Yani nice try. Güzel oldu, tekrardan aynı şeyi yap. Yani bir sonraki tur yine böyle oyna. İyi oynadın bu tur anlamına gelmektedir. GG
Yani GG yazarlar saçete. Yani öldün bitti oyun falan yani. Artık yapabileceğin bir şey yok manasına gelmektedir. Onun dışında komutlardan bahsedelim biraz da. Eğer chat'e gelip slash FF yazarsanız, eğer 5 takım arkadaşınız da evet oyuna basarsa oyun biter ve otomatik olarak daha 13 tur olmadan karşı takım kazanmış olur. Slash yenile komutunu chat'e yazarsanız, bu sefer de eğer takımınıza bir AFK varsa, AFK ne demek? Yani bilgisayarı bırakmış gitmiş ya da oyundan çıkmış başka bir şey yapıyor. Ama yine de o geliyor ve karşı takıma şey veriyor, kill veriyor. Mesela çok AFK var. İşte 2-3 kişi falan var maçta. Ve siz de asla oyun oynayamıyorsunuz. Hep karşı takım kazanıyor. Eğer ikinci turdaysanız slash yenile komutunu yazıp oyunu baştan kurabiliyorsunuz. Yani her şeye baştan başlıyorsunuz. İşte seçme ekranına falan. Onun dışında başka ne komut var? Onu düşünüyorum şu anda. Şeyi söyleyeyim. Cross kopyalama komutunu söyleyeyim. Şimdi aklıma geldi. Kusura bakmayın tekrardan. Eğer siz öldüyseniz ve beni izliyorsanız chat'e ve benim cross'umu beğendiyseniz tabi chat'e slash nk yazıp benim cross'umu kopyalayabiliyorsunuz. Yani benim cross'um size geliyor. Onun dışında komutlar benim bildiğim kadarıyla bu kadardı. Ben de yani öyle Valorant'ta çok eski sayılmam. Yeni başladım Valorant'a. Bu yılın Mart ayında başladım. Valorant bilgisayarı olan herkesin oynayabileceği, eğlenceli, zaman geçirebileceği bir oyun. Ama tabii ki sosyal ay teknolojik aygıtlara bağlı kalmayın. Oyunlara bağlı kalmayın. Dışarı çıkın, gezin, eğlenin. Fakat yani dışarı çıkmıyorsanız, sıkılıyorsanız evin içine ve bir bilgisayara sahipseniz Valorant oynayabileceğiniz bir oyun. Şöyle hemen size Valorant'ın sistem gereksinimlerinden bahsedeyim. Sistem gereksinimleri nedir? Arkadaşlar sistem gereksinimleri Valorant'ı oynayabilmeniz için bilgisayarınızda olan RAM sayısı, alan sayısı vesairedir. Hemen söylüyorum. Intel iCore 3 adlı işlemciye sahip olmanız, en düşüklerini sayıyorum. Veya AMD A8 750K işlemciye minimum 4 GB RAM ve Nvidia GeForce GT 730 veya AMD Radeon R5 240 ekran kartına sahip olmanız yeterli olacaktır. Fakat dediğim gibi bu minimum sistem gereksinimleridir. Yani oynayabilmeniz için gerekli olandır. Yani bununla çok yüksek bir beklentiniz olmaması gerekiyor. Ama bu gereksinimlerle oynayabilirsiniz. Benim sistemimi açıklayayım. Benim sistemim 100 ile 120 FPS arası alıyor. Şu anda izlediğiniz videoda düşük. Neden? Çünkü ekran kaydedici açtığım için düşüyor otomatik olarak FPS. Ben 120 arası alıyorum. Bilgisayarım Monster Abra A13 ve 7.1 model. Ama tabii bilgisayarım hakkında bilgi vermek için çekmediğim için bu videoyu detaylı bilgi vermeyeceğim. Eğer bilgisayarımı tanıtmamı veya başka bir şekilde video çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazarak bana destek olmaya çalışın. Ve bu arada bu ilk videomdu, şimdi hatırladım. Gören herkes abone olursa çok sevinirim. Ve beğenerek başka kişilerin de karşısına çıkmamızı sağlarsanız gerçekten size minnettarlık duyarım. Her gün düzenli video atmaya çalışacağım. Atabildiğimi atacağım. Evet, ilk videomun sonuna geldik. Herkese tekrardan iyi günler dilerim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.